Herkese merhaba. Ben Tıpak Doğu Akdeniz Üniversitesi temsilcisi Göksu. Bugün sizinle Kıbrıs'ta yaşam, Kıbrıs'ta öğrenci olmak, Kıbrıs'ta okumak bunlar hakkında konuşacağız. Bunu 3 ana başlığa ayırdım. Yani temel ihtiyaçları olarak, ulaşım, barınma ve yeme içme olarak. Söyleyeceğim her şeyi aslında 3 farklı şekilde söyleyeceğim. Yani nasıl? Mausa, Lefkoşa ve aynı zamanda Girne. Ben Mausa'da yaşıyorum. O yüzden genellikle Mausa özelinden gitsem de Girne ve Lefkoşa hakkında da bahsedeceğim. Ulaşımla başlayalım. Kıbrıs'ın en büyük sorunlarından biri. Gerçekten ulaşım yok denecek kadar az. Ve herhangi bir şekilde otobüs, dolmuş, metro yani toplu taşıma kolay kolay göremeyeceksiniz. Şehirler arasında otobüsler var. Yani Girne, Mausa ya da Lefkoşa, Mausa arası gibi. Onların da şöyle bir sıkıntısı var. Saatleri çok çok erken bitiyor. Yani özellikle kışın çok daha erken bitiyor. Saat 5-6 maksimum. Maksimum 6'da bütün otobüsler bitiyor. Dolayısıyla da herhangi bir yere gittiğinizde dönmek çok zor olacaktır sizin için. Şehir içi ulaşımda ise otobüs yok. Yani ben 6 aydır oradayım. Bu sene ilk senem. Ona rağmen ben bir kere bile şehir içinde otobüs kullanmadım. Peki şehir içinde ne yapacağız? Şöyle bir şey devreye giriyor. Bütün okulların, hangi okula giderseniz gidin, kendi okul otobüsleri var. Kendi okul otobüsleri de sizin okulunuzdan yaklaşık yarım saat 40 dakikalık yani şehir içi gitmeniz gereken mesafelere genellikle gidiyor. Çok büyük bir kısmına gidiyor ve bunların da saatleri maksimum 1 saat aralıklı oluyor genelde. Bu sizin işinizi bayağı kolaylaştıracaktır. Doğu Akdeniz Üniversitesi olsun, yakında olsun, Girne Üniversitesi olsun hepsinde olduğunu ben biliyorum. Peki bunları yakalayamazsak, gerçekten hayatınızda hiç taksi kullanmamış bile olsanız Kıbrıs'a geldiğinizde maalesef ki taksi sizin en büyük yardımcınız olacak. Yani ben mesela normalde çok taksi kullanan bir insan değilim. Türkiye'de bir şekilde ulaşım var çünkü. Bir şekilde gidiyorsunuz ama Kıbrıs'ta maalesef öyle değil. Ve illaki taksi kullanacaksınız. Taksi fiyatları ise şöyle. Maalesef ki Türkiye'dekinin çok çok daha fazla bir fiyat var. Yaklaşık 2-3 katından bahsediyoruz. Ama illaki yani akşam dışarı çıkacaksanız veya işte okul otobüslerinde saatini kaçırdıysanız bir şeyse ve gitmeniz gereken bir yerse taksi kullanmak zorundasınız. Onun dışında dediğim gibi akşamları dışarı çıkarken zaten okul otobüsleri de bitmiş olacağı için mecburen taksi kullanacaksınız. Gelelim barınmaya. Girne, Mausa, Lefkoşa ve ev ve yurt fiyatları. İki seçeneği de değerlendireceğim. Öncelikle Mausa'dan başlayayım. Mausa'da yurtların çok büyük bir kısmı kampüs içine konumlanmış durumda. Yani kampüs dışındakileri çok fazla bilmiyorum ama zaten çok fazla bir seçenek yok. Öğrencilerin çok büyük bir kısmı kampüs içindeki yurtlarda kalıyor. Kampüs içi yurtları da ikiye ayıralım.
güney tarafı ve kuzey tarafı. Güney tarafında sağlık bölümleri ve hazırlık var. Güney tarafında çok fazla bir şey yok. Kuzey tarafında ise aslında kuzeye geçtiğinizde hayat başlıyor. Yani güneyde de kalsanız, güneyde de okursanız işiniz bittiği an kuzeye geçersiniz zaten. Kafeler, kütüphane ya da ihtiyacınız olan her şey kuzey tarafındadır. Güney tarafında çok fazla yurt seçeneği yok. 5 adet yurt var. Buradaki yurtlar genellikle birkaç yurt hariç fiyat bandı aynıdır. Ve büyük şehirleri bir kenara koyarsanız Türkiye'deki herhangi bir şehirdeki yurtla neredeyse aynı fiyattadır. Büyük şehirleri baz alacak olursak Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlere o zaman gerçekten çok daha altta kalıyor. Ve yurtlarda Kıbrıs'ta şöyle bir şey vardır. Elektrik, su genelde içindedir. Çok büyük bir olasılıkla içindedir. Ama bunda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Elektriğin bir kotası vardır. Ve bu kota bazen elektrik içinde deniyor. Ama yurtlarda kota o kadar düşük oluyor ki siz bir ay sonra bir anda elektrik ücreti ödemeye başlayabiliyorsunuz. Çünkü kotanız doluyor. Dediğim gibi güney yurtları bu şekildeydi ve hani gayet de güzel yurtlardır, yeni yurtlardır. Yani kuzeydeki yurtlar genelde daha eski olanlar, güneydeki yurtlar da daha yeni olan yurtlardır ve güney daha sakindir, daha kendi içindedir. Genelde zaten sağlık fakültesinde, sağlık bölümlerinde olanlar, işte diş hekimliği, tıp fakültesi gibi öğrenciler güneyde kalmayı tercih eder. Gelelim kuzey tarafına. Kuzey yurtlarında çok fazla seçenek vardır. Okulun yurtları kuzey tarafındadır. Özel yurtlar kuzey tarafındadır. Ve her bütçeye uygun en temel yurtlardan en lüks yurtlara kadar bütün yurt seçeneklerini kuzeyde bulabilirsiniz. Ve dediğim gibi her fiyat seçeneğine de uygun bulacaktır. Yani Türkiye'deki herhangi bir şehrin bile çok altında bir yurtta bulabilirsiniz. İstanbul'un çok üstünde bir fiyatta yurtta bulabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Kuzey yurtlarında çok fazla seçenek var. Gelelim Lefkoşa'daki yurtlara. Lefkoşa'daki yurtlar Bursa'nın çok çok daha altında. Gerçekten yarı fiyatına bile yurt bulabilirsiniz. Girne ise Girne'de ikisinden hem Lefkoşa hem Mausa'dan çok çok daha fazla yurt fiyatlarına sahip. Yurtların kurallarından birazcık bahsedeyim. Bu da yine ayrılıyor aslında. Bizim Mausa için konuşursak okul yurtları dışında saat sınırlaması yoktur. Ya da herhangi bir arkadaşınız geldiğinde içeri giremez ya da onun bir saat sınırlaması yoktur. Rahattır genel olarak yurtlar bu konuda. Yani siz çok abartmadığınız sürece çok fazla karışmazlar. Şimdi gelelim Lefkoşa'daki yurtlar için. Lefkoşa'daki yurtlarda kural varmış. Yani saat sınırlaması 11 olarak belirlenen yurtlar var. Onun dışında arkadaşınız geldiğinde saat 10'da en geç çıkacak diye bir kuralı olan yurtlar varmış. Bizim dediğim gibi Mausa'da böyle kuralı olan okul yurtları dışında, okulun kendi yurtları böyle bir şey yok. Hiçbir özel yurtta bulamazsınız. Gelelim ev seçeneğine. Ev seçeneğini de öncelikle Mausa'dan başlayarak anlatacağım. Mausa şöyle, %70-80 sokakta öğrenci göreceksiniz. Yabancısından tutun Türküne, Kıbrıslısına birçok öğrenci göreceksiniz. Ve aslında Mausa'da sistem öğrenci üstüne kurulu bir sistem var. Yani gerçekten her yerde öğrenciler için düşünülmüş. Mekanların hepsi öğrenciye yönelik yapılmış. Evlerin hepsi öğrenciye yönelik tasarlanmış şekilde. Dolayısıyla siz çok rahat bir şekilde ev bulabilirsiniz ama özellikle Şubat-Mart ayı ve Temmuz-Ağustos aylarında çok rahat bulacaksınızdır. Çünkü mezuniyet zamanları. Dolayısıyla birinci dönemin bitimi ve ikinci dönemin bitiminde çok rahat ev bulabilirsiniz. Evler dediğim gibi öğrenci üstüne kurulu bir sistem olduğu için zaten evler de o şekilde. %95 eşyalı. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 çok fazla ev seçeneği var. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız ve herhangi bir ev arkadaşıyla çıktığınız zaman 2 kişi veya 3 kişi hem yurt fiyatlarından daha aşağıda olur hem de Türkiye'deki ev fiyatlarına, yurt fiyatlarına her şeye göre çok daha uygun olacaktır. Sadece şöyle bir detay var. Kıbrıs'ta maalesef ki elektrik çok çok daha pahalı Türkiye'ye göre. Dolayısıyla da elektriği birazcık göz önünde bulundurmanız gerekecek. Ama yine de inanılmaz katkısı olmuyor ev seçeneği olduğunda, totale baktığınızda. Ama dediğim gibi yani bir anda Türkiye'den 3 katı elektrik fiyatı görebilirsiniz. Şaşırmayın çünkü Kıbrıs'ta maalesef ki elektrik pahalı.
Gelelim Lefkoşa'daki evlere. Lefkoşa'daki evler Mausa'ya oranla daha pahalı kalıyor. Ama dediğim gibi yine bir ev arkadaşıyla çıkacak olursanız yine normal fiyat bandında olacaktır. Ama Lefkoşa'daki yurtlara göre çok daha pahalı olacaktır. Çünkü Lefkoşa'daki yurtlar çok daha uygun. Girne'deki evlere bakalım. Girne'deki evler inanılmaz derecede pahalıdır. Yani siz bir ev arkadaşıyla da çıksanız herhangi bir şeye kıyasladığınızda yine çok daha pahalı kalacaktır. Çünkü Girne aslında Kıbrıs'ın en gözde yeri ve en turistik yeri. Dolayısıyla da kiralar gerçekten çok uçuk ve hani İstanbul'daki kiralarla yarışır kiraları düşünebilirsiniz. Gelelim yeme içmeye. Yeme içmeyi de market fiyatları ve normal dışarıda yediğiniz restoranlar, kafeler olarak ikiye ayıralım. Öncelikle market fiyatlarından başlayacağım. Market fiyatları Türkiye'deki markaları tercih edecek olursanız, yani Türk markalarını tercih edecek olursanız o zaman size çok daha pahalıya patlar. Ama hep böyle mi olacak? Hep fazla mı vereceğiz markette? Hayır, hep fazla vermek zorunda değilsiniz. O zaman da şöyle bir seçeneğimiz oluyor. Kıbrıs markaları. Kıbrıs'ın kendi yerel markaları var. Ve aradığınız her ürüne muadil bulabilirsiniz. Türkiye markalarında da şöyle bir şey var. Türkiye'den gelen markalarda bazı şeylerde çok küçük farklar var. Gerçekten hani göz ardı edebileceğiniz kadar küçük farklar. Bazılarında ise iki katı kadar fark oluyor. Dolayısıyla da sizin almak istemediğiniz şeyde muadil olarak Kıbrıs'ın yerel markalarına bakabilirsiniz. Hepsi gerçekten hem kalite açısından hem de lezzet açısından çok da aşağıda kalır markalar değillerdir. Özellikle zaten işte gelince peynir alışkanlığınız muhtemelen değişecek çünkü hellimimiz var ve ona çok fazla alışıyorsunuz. Aynı şekilde onu aldığınız markadan işte süt ürünlerini falan alıyorsunuz ve bayağı alışıyorsunuz aslında Kıbrıs markalarına. Gelelim şimdi dışarıda yediğiniz yemeklere. Yine Mausa'dan başlayacağım. Bunda da şöyle bir fark devreye giriyor. Kıbrıs'taki herhangi bir yerde mi yiyorsunuz? Yoksa zincir bir firmadan mı yiyorsunuz? Türkiye'de de bulunan zincir firmalardan mı yiyorsunuz? Eğer ki zincir firmaları tercih ediyorsanız, evet, o zaman gerçekten Türkiye'dekinin çok çok daha üstü bir fiyat. Ama normal Kıbrıs'ta bir yerde yiyorsanız, o zaman çok da Türkiye ile bir fark yok açıkçası. Yani böyle çok bazı şeylerde eşit, bazı şeylerde de küçük farklar var. Girne'yi bunun dışında tutuyorum. Girne gerçekten inanılmaz pahalı bir yer. Dediğim gibi turistik bir yerde olduğu için Mausa'ya ve Lefkoşa'ya oranla çok daha pahalı bir yer. Lefkoşa'ya baktığımızda ise Mausa ile arasında çok küçük farklar var ve hani inanılmaz fark yok. Ama yine Mausa'nın üstünde fiyatları göreceksinizdir. Bu kadar. We'll be right back.
kötü şeylerden bahsetmiş gibi olduk aslında. Birazcık da Kıbrıs'ın kendine özgü artıları neler? Kıbrıs gerçekten yaşamak için çok güzel bir yer ve öğrenci olmak için aslında inanılmaz güzel bir yer. Özellikle de Mausa için konuşuyorum. Öğrenci olmak çok güzel derken, çok rahat part-time iş bulabileceğiniz, arkadaşlarınızla vakit geçirirken çok eğlenebileceğiniz, tarihi güzelliklerinden tutun, öğrenci üstüne kurulu bir sistem olmasının dolayısıyla çok çok rahat edeceksinizdir. Ve şöyle güzel bir artısı var. Kıbrıs'ta okullar genellikle İngilizcedir. Yani bölümleriniz hem İngilizce hem de Türkçe seçenekleri vardır. Bizim okulumuz üzerinden konuşursak, Doğu Akdeniz Üniversitesi üzerinden, bazı bölümlerde Türkçe seçenek açmamışlar bile. Mesela tıp fakültesi. Tıp fakültesinde sadece İngilizce bölüm vardır. Bu bazı bölümler için de geçerli dediğim gibi. Ama onun dışındaki bölümlerde de çok büyük bir oranla hem Türkçesini hem de İngilizcesini bulacaksınız. Bunun şöyle bir artısı oluyor. Siz İngilizce okuyorsunuz ve dışarı çıkıyorsunuz. Sokaktaki insanların çok büyük bir kısmı yabancı olacak. Okulunuzda kulüplere gireceksiniz, yabancılar olacak. Okulunuzda herhangi bir kafeye, bir yere gideceksiniz, yabancılar olacak. Dolayısıyla da siz dilinizi çok rahat bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Yani hazırlıkta olacaksınız mesela. O zaman Rusya'dan gelen, İran'dan gelen, işte Pakistan'dan gelen ya da farklı ülkelerden gelen bir sürü insanla ortak bir dili öğrenmeye çalışacaksınız. Hem onlar sıkıntı yaşayacak hem siz yaşayacaksınız. Çok rahat bir şekilde pratik edebilme şansınız olacak. Bu Kıbrıs'ın çok büyük bir artısı. Yani Türkiye'de İngilizce bir bölüm okuduğunuzda pratik yapma şansınız yine maksimum Türklerle olacak. Yabancı öğrenci o kadar fazla olmuyor. Ama Kıbrıs'ta çok büyük bir yabancı öğrenci ya da Kıbrıs'a çalışmaya gelen bir sürü yabancı nüfus var. Bu dediğim gibi büyük bir artı. Ulaşımda da şöyle bir ek yapacağım. Siz toplu taşıma falan tamam bulamıyorsunuz. Evet, böyle bir seçenek yok ama Kıbrıs'ta araba fiyatları çok çok daha uygun. Yani Türkiye'ye oranla gerçekten inanılmaz uygun. Ve eğer böyle bir şey tercih etmek isterseniz de araba çok daha rahat olacaktır sizin için. Bir minik kötü kısmını da ekleyelim. Hayat Kıbrıs'ta 5-6'da biter. Gerçekten restoranların büyük bir kısmı kapanır. Dükkanların büyük bir kısmı kapanır. Butiklerin ya da işte aklınıza gelebilecek birçok şey saat 5-6'da kapanır ve 5-6'da aslında hayat durur. O zaman da gerçi akşam hayatı başlıyor ama sizin aniden ihtiyacınız olabilir. Mesela kırtasiyeye ya da markete, bir yere, ama büyük bir kısmı kapatır. Bunun şununla alakası var. Kıbrıs'taki insanlar daha relax'tır bize göre. O yüzden de saat 5-6'da kapatırlar ve o saatten sonra eğer ki kapatıyor olsa bile sizi içeri almayabilir. Böyle bir seçenek var maalesef. Ama Kıbrıs'taki insanlar, Kıbrıs'ın yerlileri inanılmaz derecede saygılıdır. Gerçekten siz yaya olarak karşıdan karşıya geçerken, yani mümkünatı yok ki arabayı durdurmasın, size yol vermesin. Yani çok çok nadir belki durmayanla karşılaşırsınız ama onun dışında hiç mümkün değil yani. Size yol verir ve siz ne olursa olsun trafikte dursa geçersiniz. Dediğim gibi aşırı saygılılardır ve hani çok da tatlı insanlardır. O yüzden Kıbrıs'ta yaşamak çok rahattır. Türkiye'ye göre çok rahat. Ben gerçekten çok seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı. Yine sorularınız, sormak istedikleriniz olursa yoruma yazabilirsiniz. Görüşürüz.